Trabzon'da psikiyatrik hastaların tedavisinde müzik terapisi kullanıldı. Uzmanlar müziğin ağır hastalıkların tedavisine katkı sağladığını tespit etti. Verilen müzik eğitimi sonrası hastalardan bir de koro oluşturuldu. Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalardan oluşan koro ilk Türk sanat müziği konserini dolu salonun önünde verdi. İçin için yanıyor bu gönlüm. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde müzik terapisini kullandılar. Hastaların ilgisini görünce Türk Sanat Müziği Korosu oluşturdular. Görüntüler Trabzon Hamamizade Kültür Merkezi'nden birbirinden zor sanat eserlerini icra eden koro üyeleri Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar. Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır psikiyatrik rahatsızlıklarla mücadele eden hastaların tedavisinde müzik terapisi de kullanıldı. Hastaların müziğe ilgisini gören uzmanlar yeni bir koro oluşturmaya karar verdi. Şizofreni grubu daha fazla merkezimize devam etmekte ama biz tabii belli bir oran var toplumda. %1 şizofreni gözüküyor, %1 yine bipolar bozukluk gözüküyor. Amacımız tüm bu kişilere ulaşarak buradan faydalanmalarını sağlamak. Hastalara müzik eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Neyzen İlhan Barutçu verdi. Uzun süren çalışmaların ardından ortaya bu koro çıktı. Koronun ilk konserinde hastalara ses sanatçısı Ümit Yazıcı da eşlik etti. Konsere ilgi oldukça büyüktü. Salon tamamen doldu. Konseri dinleyenler Türk sanat müziği eserlerine eşlik etti. Gecenin sonunda konsere katkı sunanlara plaket de verildi.